Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dizileri sıralanmasından bahsedeceğim. Dizilerde sıralama işlemi. Bunun için birçok algoritma geliştirilmiştir. Ancak ben bugün swap denilen yer değiştirme algoritmasıyla dizileri sıralayacağım. Ufak bir uygulamayla dizi değerlerinden önce herhangi iki bir değişkenin nasıl yer değiştirildiğine bir göz atalım. A ve B adında iki tane değişkenimiz olsun. A değerimiz 5. B değerimiz de 3 olsun. Şimdi ben burada yapacağım işlemde evvela A değerini alacağım. A ile B'yi yer değiştirmek için. Öncelikle A değerini alacağım. Geçici bir bellekte saklayacağım. Bu bir değişken olabilir. Daha sonra B değerini alıp A değerini atayacağım. Yani A değerim artık 3 olacak. Sonra B değerimi o geçici bellekte sakladığım 5 değerine atayacağım. Daha sonra B değerim de 5 olacak. Nasıl yaptığımı göstereyim. Örneğin bir değişkenimiz olsun. Geçici bellek diye bir değişken belirtelim. O değere A'nın değerini atayalım. Şu anda geçici bellek dediğimiz alanda 5 değeri saklanıyor. Buraya integer deyip kullanılabilir hale getirelim. A değerim yani 5 değerimi aldım. Geçici bir bellekte sakladım. Şimdi aşağı geliyorum. Bu sefer B değerimi A değerine atacağım. A eşittir. B işlemiyle bunu gerçekleştiriyorum. Benim artık A değerim 3. B değerim atadığı için son olarak A değerim 3 değerine sahip ve son olarak B değerine de geçici bellekte sakladığım adı geçici bellek olan değerimi atıyorum. Burada ne yaptık biz? Geçici bir bellek tanımladık, A değerini atadık. Geçici bellek değerim 5 artık. Sonra B değerini A'ya atadık. A değerim 5 iken birden 3 oldu. B değerimi atadığım için. Benim A değerim artık 3 olduğu için B değerine de geçici bellekte sakladım. A değerine atadım. Daha önce saklamış olduğum 5 değerine atadım B değerini. Artık A 3 oldu. B de 5 değerine sahip. Dilerseniz bunu öncesinde ve sonrasında görelim. Hemen yukarı öncesinde. Öncesinde diyelim. A değerini ve B değerini yazalım. A değeri eşittir. %D diyelim. B değeri de eşittir. %D ifadesini kullanalım. Ve ekrana yazdırmak istediğimizde özür dilerim. Şurada A ve B değeri için değerlerimi yazmamışım. Şimdi değişkenlerimi de yazdıktan sonra kontrol edelim. Gördüğünüz gibi A değeri 5, B değeri 3 değerine sahip. Şimdi sonrasında yapacağım bunu. Bunu aşağı alıp şu işlemlerden sonra yazarsam ve bunu da sonrasında diyelim. Sonrasında A ve B değerlerini tekrar görelim. Şurayı bir ters slash'en bırakalım. Şimdi çalıştıralım. Bakınız öncesinde A 5, B 3 iken sonra A 3, B 5 değerine sahip oldu. Bu şekilde biz yine dizi değerlerimiz arasında ikili ikili sınama yaparak, karşılaştırma yaparak döngüler ve koşul ifadeleriyle değerlerin yerini değiştireceğiz. Küçükten ya da büyükten büyüğe sıralayacağız. Şimdi işlemlerimize geçelim. Bu ufak örneğimizi yorum satırı haline getirelim ve artık bunu dizi değişkenleri içerisinde örneklendirmeye çalışalım. Bir dizi değerimiz olsun ve sayılar atayalım rastgele. 45, 78, 14, 5, 19, 99 diye 2, 4, 6 tane değer ataması yaptık.
Bizim yine integer sayacımız olacak bir tane. Onu da tanımlayalım yukarıda. İki tane sayaç for döngüsüyle yapacağım için bir de j döngüsü, işte j sayıcı tanımlıyorum. Ardından geçici bir bellekte tutacağım için bu değerleri. Geçici bellek diyelim. Ona da yukarıda tanımladığımız bile gibi. Şimdi ilk etapta biz for döngümüzü oluşturacağız. I eşittir 0'dan başlayıp 6'dan küçük olduğu sürece arttıracağız döngümüzü. Ve içeride bir for döngüsü daha tanımlıyoruz. Bu da j döngümüz, j değerimizde başlayacak, 0'la başlayacak. O da 6'dan küçük olduğu sürece her seferinde değerimi arttıracağım sayaç değerimi. Geldik for döngüsü içerisinde artık koşul bildirmeye. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Bütün değerleri, bu içerideki for döngüm benim yukarıdaki dizi değerlerimin hepsini birbirleriyle karşılaştıracak. Kendinden bir sonraki değerle. Örneğin 45 ile 78'i karşılaştıracak. Bunu karşılaştırmayı şöyle yapacağım. If bloğum içerisine dizimin j değeri, yani 0. değer j, ilk değer 0 diye başlayacak. 0. değerim büyük mü? Dizi değerimin bir sonraki indisinden j artı 1 diye tanımlayacağız bunu. J 0 değerim, yani ilk değerim j 0 artı 1, yani j 1 değerimden büyük mü 78'den? Bu ilki sınamayı yapacak. 45-78 olduğu için bu sınamayı gerçekleştirmeyecek. Bu koşul sağlamadığı için 78 ile 14 için sağlayacak. Karşılaştırma yapacak. 78 14'ten büyük mü? Evet. O zaman 78 ile 14'ü yer değiştir. Her iki değerin yerini değiştirecek. Sonra bir dahaki döndüğünde yine tekrar döngüyü kontrol edecek. 14 bu tarafa geldi, 78 bu tarafa geldi. 45 ile 14'ü karşılaştıracak bu sefer. 45 değerim 14'ten büyük mü? Evet. O zaman sağladığı için 14'ü en başa al. 14 ile 45'i bu sefer yer değiştirecek. Bu sefer bu şekilde dizi indisimin bütün değerlerini birbirleriyle karşılaştıracaktır. Bu koşulum sağladığında gelecek evvela geçici bellek için benim ilk değerimi alacak. Yani J0 45 değerimi eşittir. Dizi değerimin ilk değerini alacak. J0'ın. Şu anda ben 45 değerini aldım. İlk değerden başladığı için. Geçici bellek adında bir değişkende sakladım. Yukarıda yaptığımız gibi. Şu örneğimizde. Ben 45 ile 45'i bir yere atadım. Sakladım 45'i bir yerde. Şimdi 78'i alıp 45'in indisine, yani 45'e göndereceğim. 45 indisinin, 45 sayısının yer aldığı indise göndereceğim. Bunun için dizinin j'sini, dizimin bir sonraki değerimi dizimin ilk değerine atacağım. J artı 1 diyeceğim. Aynı şekilde yukarıda yaptığımız gibi dizinin ikinci değerini aldım. Yani 78 değerini dizimin ilk değerine yolladım. 45 değerini. 45 yerine artık 78 yer alıyor. Tabi bu sağlamadığı için bu ikisi için yapacak bunu. Yani 78 yerine 14 değerini alacak. En son olarak sakladığım değeri dizi j artı 1 deyip dizinin ikinci değerine göndereceğim. Geçici belleğe. Geçici bellek değerinde ben şu iki değeri baz alırsam. Önce 78'i bellekte sakladım. Şurada dizi değerimi aldım. 78'de sakladım. Geçici bellekte sakladım 78 değerimi. Daha sonra dizi J'yi, dizinin ilk değerini, bir sonraki değerini, ilk değerini atadım. Yani şu iki değeri birbirleriyle yer değiştirmiş saydım. Yukarıda yaptığımızın aynısını yaptık. Şuradan itibaren.
3 satırda, yine burada da 3 satırda dizimizin yerlerini değiştirdik. Dizimizin bütün değerlerini bu şekilde içerideki for döngüsü sayesinde yukarıda bütün değerleri birbirleriyle karşılaştıracak ve sıraya koyacak. Küçükten büyüğe şeklinde sıraya koyacak. Ben en son for döngüsünden çıktıktan sonra artık bunu kullanıcıya sunmam gerekiyor. Yine bir for döngüsü oluşturmam gerekiyor ki kullanıcıya bütün değerleri verebileyim. İ eşittir. Sıfırdan başlasın. Yine 6'ya kadar i'yi arttırıp printf ile değerleri ekrana yazdıralım. Yüzde de hepsini yan yana yazdıralım. Dizimizin i değerini ekrana yazdıracağız. Yukarıdaki for döngümüz bunu sağlayacaktı. İçerideki for döngümüz karşılaştırma için, bu içerideki dizi değerlerimin, indislerin karşılaştırılması için kullanılıyordu. Yukarıdaki for değerim de dizinin bütün değerlerini bellekte tutmak içindi. Şimdi program akışına baktığımızda bir dizi tanımladık 6 elemanlı. Daha sonra bu dizi içerideki for döngüsü sayesinde if bloğunda sorgulayıp her dizinin indis değerinin kendinden bir sonraki dizi indisiyle 14 ile 5'i, 5 ile 9'u, 9 ile 99 olacak şekilde karşılaştırma yapıp bir düzenleme yaptık. Küçükten büyüğe sıralamış olduk. Daha sonra en sonunda geldik bir döngüyle bütün değerlerimizi tekrar en baştan yazdırdık. Büyükten, küçükten büyüğe olacak şekilde. Programımızı çalıştıralım. Bakınız gördüğünüz gibi girdiğim yukarıda tanımladığım değerler 5, 9, 14, 45, 78 ve 99 küçükten büyüğü olacak şekilde sıralandı. Bunun aynısını yine küçükten büyüğe de yapabilirsiniz. Şuradaki if bloğunun yerine büyük değil de küçüktür işareti yaparsanız 99'dan bu sefer 5'e kadar büyükten küçüğe sıralayacaktır. Şimdi aynı örneği bir de kullanıcıdan sayılar alarak yapalım. Hiç uzatmamak adına bu örneğimi kopyala yapıştır yöntemiyle yapacağım. Ama öncelikle bir dizi tanımlaması yapıyorum. Kaç adet dizim olsun? 5 adet, 5 elemanlı bir dizi tanımlayayım. Yine benim i değerim, j değerim ve geçici bellek adında değişkenlerim olacak. Bir for döngüsü oluşturup öncelikle kullanıcıdan sayı isteyeceğim. 5 adet sayı isteyeceğim. I küçüktür. I eşittir. 0'dan başlayacak. I değerim 5'ten küçük olduğu sürece arttıracağım ve her seferinde kullanıcıdan birinci sayıyı, ikinci sayıyı, üçüncü sayıyı, beşinci sayıya kadar girin şeklinde mesaj vereceğim. Ve bu değerleri dizi değişkenimde tutacağım. Dizimizin adı dizi değişkeniydi. Dizinin i indisini de tutacağım her seferinde. 0, 1, 2, 3, 4, 5'e kadar artacak. 4'e kadar 0'dan başladığı için. Bütün değerleri şu anda kullanıcıdan aldım artık. Ve bir dizide tuttum. Şimdi yukarıdaki işlemlerin hemen hemen aynısını yapacağım artık. Benim for döngüm olacak. 2 tane for döngüm. Aşağı geliyorum, yapıştırıyorum. For döngüm yine aynı şeyleri. 5 tane değerim olduğu için 5'ten itibaren dönecek. Bu da 5 olacak. Her seferinde bütün değerleri kontrol edip büyükten küçüğe doğru sıralayacaktır. Ve son olarak da yukarıdaki for döngümü kopyalıyorum. Yapıştırıyorum aynı işlemleri yapacağım için. Bu da 5'ten küçük olduğu sürece bütün dizi değerlerimi ekrana yazdır diyelim. Yukarıda
sıralanış diyebiliriz. Programımızı çalıştırıyoruz. Öncelikle şuradan yukarıdaki programı şurada. Şurada J demişim yanlışlıkla, İ diyeceğim. Şurada da sayıcı kontrol etmem gerekiyor. İ artı 1 diyerek 1'den başlatıyorum sayımı. Birinci sayı giriniz, ikinci sayı giriniz şeklinde olacak şekilde. Birinci sayıyı giriniz diyorum. 45, 78, 75, 14, 5 ve 90 değerlerini giriyorum. Enter dediğimde gördüğünüz gibi küçükten büyüğe doğru sıraladı. 5, 14, 45, 75, 90 şeklinde sıralamayı gerçekleştirdi. Şimdi burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şurada içerideki for döngü benim aslında her seferinde bütün sayıları şurada anlatayım. Şurayı eğer yorum satırından kaldırırsam şuradan itibaren anlatmaya başlıyorum. Şu içerideki for döngümde ufak bir değişiklik yapacağım. Bu da programın hızlı çalışmasını sağlayacak. Yani düşünün ki burada birden fazla, yani yüzlerce, binlerce rakamlar, sayılar vardı ve ben sıralanışını gerçekleştirmek isteseydim. Şimdi şurada her seferinde 45 ile 78'i kontrol edecek. Düzelttikten sonra bir sonrakini kontrol edecek. Düzelttikten sonra bir sonrakilerini kontrol edip şeklinde gidecek. Her seferinde sayıları yer değiştirecek. Ancak bu içerideki döngüm her seferinde en baştan başlamak zorunda. Bu şekilde 6 dediğinde. Ama ben 6 eksi i değeri dersem bu sefer düzelttiği, yani rakamları, sıraya koyduğu rakamları tekrar gözden geçirmek zorunda kalmayacak. Bu şekilde yaparsam program yine çalışacak ama bu sefer daha hızlı çalışacak. Tabii bu şu anda çok az bir veriyle iş yaptığım için gözle görülür bir değişim olmayacak ama binlercesi, yüzlercesi ya da binlercesi bir verim olsaydı eğer hızı fark edebilirdik. Programı bu şekilde çalıştırmak istediğimde, hatta burada yapmayalım. Şurada aynı değeri şurada yapsak da yeter. 5 eksi i değeri yapıyorum. Bana yine aynı sonucu verecektir. 9, 78, 45, 1 ve 99 diyorum. Yine 1, 9, 45, 78 ve 99 değerlerini bu sefer siz, hani biz fark etmesek de gözle, daha hızlı bir şekilde program bize sundu. Swap denilen yer değiştirme yöntemiyle dizi sıralaması bu şekilde. Bir sonraki dersimizde görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.